Merhaba, şu anda Sapanca Gölü'nün hemen kenarındayım. Buraya çok uzun bir süredir gelmek istiyordum ve bugün bunu gerçekleştirdim. İlk intibam oldukça olumlu. Gerçekten Sapanca Gölü harika. Göl çok güzel, suyu tertemiz ve manzaralar da yer yer harika. Bazı noktalarda durup manzarayı seyrettim. Kesinlikle bu anlamda tavsiye ederim. Fotoğraf ya da video çekmek istiyorsanız burası sizleri oldukça memnun edecektir. Sapanca Gölü, Kocaeli ve Sakarya sınırları içerisinde yer alıyor. Özellikle İstanbul'da olanlar Sapanca Gölü'nü öyle ya da böyle bir şekilde duymuştur diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'dan özellikle hafta sonları kaçmak isteyenler burayı tercih ediyor. Ve bunu yapmakta da oldukça haklılar. Çünkü gerçekten kafa dinlemek için burası harika bir yer. Gölün kenarında dolaşmak benim için kolay olmadı. Çünkü buraları bulmak gerçekten çok zor. Şu anda bulunduğum yer yürüyüş yapmak için oldukça ideal. Ben buranın konumunu açıklamalar bölümüne link olarak ekleyeceğim. Sizlere de tavsiye ederim. Gölün etrafında genellikle restoranlar ve tatil beldeleri var. Sanırım insanlar bu manzara eşliğinde kafa dinlemek istiyorlar. Şimdi bu videoda hem sizlere Sapanca Gölü hakkında birazcık bilgi vereceğim, hem de çekmiş olduğum görüntüleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi gezmeye devam ediyorum. Şu anda yürüdüğümüz yer Kırkpınar sahili olarak geçiyormuş. Bu bölgede yürüyüş yapabileceğiniz en sakin yer sanırım burası. Bundan önce uğradığımız birkaç yer çok kalabalıktı. Ve aynı zamanda ben şu gölün kenarındaki yeşilliklerde piknik yapabilirsiniz. Sandalyenizi açıp oturabilirsiniz. Bu manzarayı seyredebilirsiniz. Şu anda Sapanca'da turistik sahil olarak adlandırılan yerdeyiz. Burası Sapanca'nın diğer yerlerine göre daha kalabalık. Sahil zaten düzenlenmiş. Park alanları mevcut. Büfeler, restoranlar var. Hemen kenarda oturabileceğiniz banklar var. Yine deniz bisikleti kiralayabileceğiniz birkaç tesis var. Vesaire. Böyle olunca burası bayağı kalabalık. Ama güzel. En büyük eksisi çok kısa. Sanırım bir 3-4 dakika içerisinde baştan sona kadar yürüyebiliyorsunuz. Bu sahili biraz turistik bir alana çevirmişler. Gördüğünüz gibi her yer restoran, büfe. Şöyle gölü seyredebileceğiniz mekanlar buralarda çokça var. Bu bakımdan güzel olmuş. Biraz daha uzun olsaydı, büyük olsaydı sanırım çok daha meşhur olurdu. Çünkü gerçekten çok kısa. 4-5 dakikada bir ucundan bir ucuna yürüyebiliyorsunuz.
Sapanca gezimizin sonuna geldik. Burayı gerçekten çok beğendik. Çok güzeldi. Ki şu anda tüm restoranlar ve kafeler kapalı. Sahil kenarına belki gidebileceğimiz bambaşka güzel restoranlar olacaktı. Şu anda onlara gidemedik ama buna rağmen çok beğendik. Sizler daha erken saatlerde gelip buralarda kahvaltı yapabilirsiniz tabii pandemiden sonra. Bu arada eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin. Ve aynı zamanda video ile ilgili her türlü olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bana iletirseniz bundan büyük bir keyif alırım. Öyleyse bir sonraki gezi videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşça kalın.